Çamur içinde evler, kaya parçalarıyla dolmuş iş yerleri ve hala ulaşılamayan 7 kişi. Giresun'u adeta yıkıp geçen sel afetinde 3 gün geride kaldı. AFAD ve jandarma başta olmak üzere ekipler bölgede. Bir yandan kayıplarımızı bulmak için çalışmalar yürütülüyor, diğer yandan silüeti değişen şehrin yenilenmesi için iş makineleri çalışıyor. Devlet tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bölgedeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 2,5 milyon lira kaynak aktarılacağını açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurumsa, 350 konutun yapımı için çalışma başlatıldığını belirtti. Akkaya Deresi, hemen arkamızda bulunan Akkaya Deresi güzergahı üzerinde 24 tane yapı tespiti yaptık. Bu yapıları hızlı bir şekilde kaldıracağız. Vatandaşlarımızla görüşmek üzere hem Dereli'de hem Doğankent'te 2 tane kentsel dönüşüm ofisi, yine bakanlıklarımızın vatandaşlarımıza ihtiyaçlarını gidermeleri, talepleri noktasında irtibat kuracakları irtibat ofisleri kurduk. Ve bu çerçevede vatandaşlarımızın taleplerini alıyoruz. Hızlı bir şekilde bu 24 binanın Dereli'de yıkımını gerçekleştireceğiz. Yine Doğankent'te 11 binamız var. 11 binamıza ilişkinde yıkım sürecini ve toplu komitesi başkanlığımızca Doğankent'te 150, yine Dereli'de 200 konut inşası için arazi çalışmalarını da başlattık. Hızlı bir şekilde konutlarımızın inşasını da İnşallah gerçekleştiriyor olacağız. Vatandaşımızın burada içme suyu ihtiyacı had safhada. Dereli'de şebekeye kısmi şekilde su vermeye başladık. Arızalar ortaya çıktıkça da gidermeye gayret gösteriyoruz. Yalıdere'de arızalarımız tamamen giderilmiş ve şehre su verilmiştir. Güce ilçemiz, orası da ciddi anlamda hasar gördü. Arızalar tespit edildi. İnşallah yarın akşama kadar da Güce ilçesinde İçme suyu şebekesine su vereceğiz. Amacımız aynı daha önce Elazığ'da, Malatya'da, Bingöl'de, Van'da olduğu gibi Giresun'da, Dereli'de, Doğankent'te de hızlı bir şekilde aksiyon almaktır. Vatandaşlarımızın yarasını hızlı bir şekilde sarmaktır.